Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar elimdeki tığ şöyle örgü tığı. Bugün size bebek battaniyesi modeli tarif edeceğim. Modelimiz şu şekilde modelimi şöyle tek renkten oluşan arkadaşlar bu şekilde krem rengi kız ve oğlana giden bir renk bunu size nasıl yapıldığını şimdi tarif edeceğim şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde biraz ben zincir çektim şöyle küçük bir parça sizlerle başlayacağız siz bebek battaniyesi için zincirinizi 1 metre 10 santim gibi çekin şöyle o örüldükçe arkadaşlar biraz eksilme oluyor o an santimde eksilme payı olsun Şöyle zincirimizi çekiyoruz. Bakın. E, buradaki ilk zincirimizin içine girip sık iğne ile şöyle bakın tek kanadını aldım. İpimi buraya bu şekilde tutturdum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şöyle tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki şöyle zincirimin içine girip buraya bir iki iki alarak ikili bir trabzan yapıyorum ve arada bir tane zincir çekiyorum sık iğne yaptık bir tane de kilit trabzanımızı yaptık bir zincirimizi şöyle bir defa tığımızın başına doladık hemen bir tane bırakıyorum ikinci zincirimin içinden girip bu şekilde 2 2 olarak aldım bir defa tığımı doladım hemen sıradaki zincirden girdim 2 2 olarak aldım buralar kapanıyor arkadaşlar hepsi tamamlanınca arkadan gelen ilmekler bu şekilde bu delikleri kapatıyor bir defa tığımı doluyorum hemen sıradaki bakın şöyle zincirimin içine girdim ve 2 2 alarak 4 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde Yine dördüncü trabzanımı aynı şekilde iki iki alarak tamamladım. Bir zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Yine bir tane trabzan atlayıp pardon bir tane zincir atlayıp ikinci zincirin içine iki iki alarak bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen bir yanındakine girip yine ikili bir trabzanımı alıyorum bir defa doladım ve sıradakine 2 2 olarak bu şekilde üçüncü trabzanı yaptım bir defa tığımı doluyorum hemen bu şekilde bakın yapımı da gayet kolay şöyle düğüm varmış biraz ikinciyi uzaltayım aynı seviye geldi Evet yine bir zincir yine bir defa doluyorum bir tanesini bırakıp ikinci zincirimin şöyle tek katından alıyorum ve 2 2 olarak buraya yine aynı şekilde dört tane trabzan yapıp biraz şöyle bu trabzanlar 6'ya kadar çoğaltıp geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 1. sırayı hazırlıyoruz. Birinci sıra önemli. Zaten birinci sırayı kurduktan sonra gerisi kolaylıkla bitiyor. Şöyle arkadaşlar sonda başta yaptığımız bir sık iğne ve bir trabzanımızı sonuna da yapacağız. Bu şekilde hiç şaşırmadan arkadaşlar arada 3 trabzan falan yapmadan böyle dörder trabzanlı bir zincir atlayarak ilk sıramızı kurduk. Şöyle bir zincirimizi çekip bir defa tığımı doluyorum. Yine bir tane zincir bırakıp İkinci zincirin şöyle tek kanadından alıyorum. 2 ve 2 Bir trabzanın yanına hemen şöyle sıradaki zincire girip bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir şöyle döndüm. Şu sık iğne ile trabzanımın arasına bakın şu şekilde sağdan girip soldan çıkıyorum bu boşluğu. Tekrar şöyle arkadan net bir şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu şekildeki boşluğumuzdan giriyoruz. Şöyle girdim. Bu taraftan çıktım. Bu üç zincirimi yani buraya sık iğne ile sabitledim. Net olsun diye biraz arkadaşlar uğraşarak gösterdim. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Bu bir zincirli ara boşluğumuzdan bu şekilde girdim ve buraya 2 2 alarak şöyle 3 tane tırabzan yapacağız. Bir defa tığımı doladım. Yine aynı boşluktan girip şöyle 2 ve 2 bir defa tığımı doluyorum. Aynı boşluktan giriyorum. 2 ve 2. Şimdi 3 tane trabzanı bu boşluğa yaptık. Şimdi arkadaşlar 4 tane trabzanımız vardı. Şöyle tutayım? 4 tane trabzanımız hemen bu dördüncü sonuncu trabzanıma sık iğne ile bakın hiç zincir yok arada. Direkt kapattım. Bu 3 trabzanımızı Şöyle dördüncü trabzanımıza aradan girerek kapattık. Yine 3 zincir. 1 2 ve 3 zincir. Bir defa tığımı doluyorum. Yine aynı boşluktan bakın bu aradaki boşluktan giriyorum. Bir zincirli boşluktan girdim. 2 ve 2. Bir defa doladım. Hemen 2 2 alarak bu şekilde Şöyle pofuduk olsun battaniyeniz yumuşak olsun. Fazla sıktırıp gerdirmeyin arkadaşlar. Fazla da bol yapıp açıklaşmasın. Yine aynı şekilde bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. Hiç e, zincir yok bakın trabzandan sonra direkt şu dördüncü trabzanımın arasına girip bakın sağdan girip soldan bu bir zincirli boşluktan çıkıyorum ve kapattım bu şekilde iki tane yuva yaptık şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum 1 2 ve 3 bir defa tığımı doladım yine aynı boşluktan bakın bu bir zincirli boşluktan giriyorum buraya yine 3 tane trabzanı yapıyorum şöyle fazla sıktırmıyorum aynı yuvadan girdim ilmek aldım 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım, yuvaya girdim. 2 ve 2. Yine 3 tane bu şekilde trabzanımı yaptım. Bakın son 4. Trabzanın arasından girip bu bir zincirli aradan şöyle çıkıp kapatıyorum sık iğneyle. Yine 3 zincir. Şöyle bakın 3 tane kutucuğu beraber yaptık. Hemen sonuna kadar tamamlayıp 3. sıramıza bu şekilde başlayalım. Evet sıramızın sonuna geldik. Şimdi bu 3 trabzanımızı bakın. Trabzanımızla sık iğnemizin arasından girerek bu şekilde boşluktan sık iğne ile sabitliyorum. Ve 3 zincir döndüm. Bir defa doladım bu boşlukta yani sık iğne ile e, sabitlediğimiz şöyle 3 zincirli aradan boşluktan girdim 2 2 olarak şöyle bir trabzan yaptım en son yaptığımız bu trabzanın arasından girip şöyle 3 zincirli yuvadan çıkıyorum ve bu trabzanımı buraya sabitliyorum sık iğne ile köşeyi bu şekilde döndük yine bir defa doluyorum bu 3 zincirli yuvaya aynı ikinci sırada olduğu gibi 3 tane trabzan yapıyorum girdim 2 2 şöyle tutayım daha net. bir defa doladım hemen bakın. girdim 2 ve 2 bu şekilde 3 tane trabzanı yaptım hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar hiç zincirimizi çekmeden bu şekilde şöyle en son yaptığımız trabzanın içine girip hemen bakın bu boşluktan da çıkıyorum. Bu üç trabzanımı buraya sabitliyorum. Şöyle yumuş yumuş, pofuduk pofuduk. Bu şekilde yaptık. Yine 3 zincir. 1 2 ve 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yine bu 3 zincirli bakın bu şekilde yapınca biraz arada kalıyor arkadaşlar şöyle güzel bir çift görünüm oluyor arkalı önlü her iki tarafında kullanabilirsiniz yani yine bir defa doladım yine yuvaya giriyorum ve 2 2 olarak alıyorum bir defa doladım yuvaya girdim 2 ve 2 bu şekilde trabzanlarımız hazır şimdi arkadaşlar bunu hiç dolamadan en sondaki trabzanımızdan Şöyle aradan girip bu üç zincirli yuvadan bu şekilde sık iğne ile sabitliyoruz. Evet. Aynen arkadaşlar, bakın ikinci sıra gibi üçüncü sırayı da sonuna kadar getireyim. Evet arkadaşlar yine geldik sıramızın sonuna. Bu şekilde bu üç tane trabzanımızı aynı şekilde bakın buradan şöyle girip 3 zincirli yuvadan son trabzandan girip 3 zincirli yuvadan çıkıp sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Şimdi bu üç zincirli yuvanın içine 3 tane trabzan yapacağız. Yine üç zincirimizi çekiyoruz. Bir defa tığımı doladım. Şöyle net olması için şu şekilde bakın. 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 2 ve 2 tekrar bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 şimdi bu üç trabzanımı bakın buradaki sık iğnenin şöyle içine tekli trabzanla sık iğnenin arasına bu şekilde sık iğne ile kapattım yine 3 zincirimi çekiyorum şöyle çevirdim bakın buraya bir tane sık iğne ile kapattığımız nokta var ya bir tane trabzanımızı yapıyoruz bir tane 3 zincir ve bir tane trabzan şimdi bunu bu 3 zincirle son trabzanın arasından şöyle geçerek e, bakın şu boşluktan girip şu 3 zincirli boşluktan da çıkıp aynı şekilde köşeyi yaptık köşeler bu şekilde olacak aynı sırada olduğu gibi arkadaşlar bakın 2 ve 3. sıralarda olduğu gibi devam edecek bu battaniyemiz. Şöyle biraz ben bir iki sıra daha yapıp şöyle o ekrana daha güzel bir görüntü vermek için hemen geri gel. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle iki sıra daha ördüm. Modelimiz daha çok ortaya çıktı. Şöyle dediğim gibi çift taraflı kullanabilirsiniz bu battaniye. Çok hoş oldu arkadaşlar. Şöyle kenar kısmına da incecik bir battaniye kenarı modeli kirpiklilerden şöyle ince modellerden iri model güzel düşmez arkadaşlar demin gösterdiğim videodaki kenardan da yapabilirsiniz çok hoş oldu arkadaşlar gerçekten şöyle yapılası bir model oldu bir de bunu 7'den 77'ye herkes yapabilir arkadaşlar bir zorluğu yok trabzanlardan oluşan güzel hoş zarif bir model oldu modelim bu şekilde Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.